Abi intro bulamamak ne kadar zormuş ya. Olmaz böyle. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çılgın bir film işleyeceğiz. Azizler! Bunu da yaşattın ya bana. Ama parmak atın bize yani. Ne diyorsun film hakkında? Film güzeldi ya. Fena değildi. Türk sineması. Sana sesleniyorum. Ya yine Türk sinemasının cevap veremeyeceği bir konumdayız. Yani kime sesleniyorsan cevap yok, farkında mısın? Yok zaten hiçbir zaman, ya belki çok uzun bir zaman olmayacak ama derdim şu sevgili izleyenler ve umarım bundan sonra da izleyecek olanlar. Dinleyiciler evet, Spotify'dayız, unutmayın. Yine ne derdin var lan? Şu derdim var. Bir şimdi günde bir derdin olmasın de ki ya Selçuk, çok mutluyum. Bugün derdim yok. Bu film de güzelmiş de ya. Bir sonraki videoda derdim olmayabilir. Onda da var ama daha az. Şimdi şundan bahsedeceğim. İlk önce bir mini kıyaslama. Filme geçmeden önce mini kıyaslama yapmak adına. En yakın neyi izledik? 9 kere Leyla'yı izledik Türk filmi olaraktan. Ha, en yakın izlediğinle mi kıyaslıyorsun sen filmleri? Hayır. Haluk Bilginer'le kıyaslıyorum. O parmağını indir. Haluk Bilginer'le kıyaslıyorum. Haluk Bilginer kadar başarılı bir oyuncunun bir öncelikle her tarafta niye bu kadar Haluk Bilginer var? Sor. Haluk abi nedir bu ya? Bize bir açıklama yani, umurunda bile olmaz. Yazın göreceğim yine, sorarım ben. De ki yani Haluk abi bu nedir? Tamam peki. Hani amacın ne? Tamam. Çünkü yani... Aşkına da selamlarını söyleyeyim mi? Tabii ki de. Hayır, bir de sevmesem diyeceğim ki geç falan bilmem ne. Ya oyuncu kadrosu muhteşem. Evet. Kıyaslayacağım nokta gene 9 kere Leyla. Orada da güzel bir replik kadro. Kesinlikle. Oyunculuk da güzel ama replikler o filmde, daha doğrusu diyaloglar o filmde çok tırttı benim gözümde. Hiç inandırıcı değildi, hiç gerçekçi değildi. Koronanı niye üstüme atıyorsun Allah aşkına? İçimdeki nefreti tükürük yoluyla ben insanlara... Teşekkürler. Geldim. Ama sen yedin mi o şeylerden, korona pıçıklaması? Ben yemiyorum öyle şeyler. Ben yedim, hiç hoş değil. Bu filmde ise diyaloglar gayet güzel. Özellikle Haluk Bilginer'in yaptığı, verdiği diyaloglar, monologlar hatta. Çünkü o karakteri çok güzel satmış, çok vermiş ve hani tanıdık bir ifadeyle. Hepimizin hayatında öyle kendi kendine homurdanan, şey yapan, konuşan insanlar vardır. Yaşlıca sayılacak olan. Benim yok. Benim var. Bu noktada Engin Günaydın'ın yaşadığı bütün film devamlılığı açısından, o yaşadığı senaryo, hani absürt komedi olarak veriyorsun, kabul. Ama absürt diye verdiler, komedi olarak absürt vermediler. Absürt yazıyor. Doğru sadece. Diyorsun aslında. Netflix'te absürt yazıyor. Ya bir de title'lara böyle... Ama IMDb'de sıfatlara... de komedi yazıyor. Yani onu yazan salak yanlış yazmıştır. Yani böyle sıfatlara çok takılmamız mı lazım? Ya filme ne diyorsun ya? Filme gel. Filme ben önceden bir puan vermek istiyorum. Hazır mısın? Kaç? 4.8. İyi, ben de 5 veriyorum. İşte Türk sineması için bize ne kattı sorusuna cevabı bizi birazcık düşündürttü bazı konularda. Beni en azından o yalnız kalma ve yalnız kalmama, bazısının yalnız kalmışken yalnız kalmaktan uzaklaşma isteği, böyle saçma sapan cümleler. Yani şeyin o Kamuran'la yaşadığı yani durum işte bir oyunculuktu bence. Kesinlikle öyle. O kısım beni zaten içine çekti bir yandan kendini. Ama bir yandan da o piç velet var. O da tiksindirtti filmden. Sen filmi anlamamış olabilir misin? Lütfen bana bir açıkla filmi. Ben bir sana açıklar gibi açıklayayım. Teşekkür. Tamam mı? Sonra bir konuşalım, olur mu? Bir daha alayım o cümleyi. Sonra bir konuşalım. Hayır. Olur mu? Baştaki. Sonra bir konuşalım, olur mu? Bana anlatırmış gibi anlat hadi. Anlatıyorum. Bulut'a anlatırmış gibi anlatıyorum. Arkadaşlar bakın. Bu film nasıl ya? Ben anlamadım ki. Piç. Daniel. Şimdi filmin başlangıcı. Evet. Aziz kameraya karşı oynuyor. Aynen bizim size oynadığımız gibi zaman zaman ve bir ayrılık konuşması yapıyor. Kızdan ayrılacak, tamam mı? Bunu nerede gördük, hatırlıyor musun? Birçok yerde gördük ama ayna karşısında bunu çalışıyordu. Ha, dizi, evet. Hangi dizi? Californication. Hank fucking Moody. Californication. O değil ya. Biliyorum filmden ama diziden bahsediyorsun. Porsche 911 hiç unutma. Evet. Orada da kızın birinden ayrılıyordu. New York'ta bir sevgili yapmıştı. Hatta ondan sonra kız restoranda olay çıkarttı filan. Sen madem benden ayrılacaktın niye beni benle anal seks yaptın gibi. Okey. Hatırlamadığım detaylar olmuş olabilir. Yavrum. Sezonun ilk açılış bölümüydü. Onu tamam işte kaç sene? 10 sene önce mi çıktı Californication? Daha eski ya. Yani. Daha eski. Ama şeydir yani. Muhteşem dizidir. Neyse. O neydi kız? Ha? O neydi? Kız mı? Evet.
Ses gitti. Heh, geldi. Californication çıkarttım. Okay. Şimdi film böyle bir sahneyle başlıyor ve kız takılıyor. Kız takılıyor. Neydi? Hiç çıkarmayacaktın demiştin. Nerede kolye? Öyle bir şey. Bu arada yani İremsak. Evet. Sarımsak bizim. Gelecek bu arada yani o karakteri gördüğüm anda bunu söyleyeceğinden emindim de neyse. Daha önce de söyledim çünkü. Şunu evet. Şuraya bir koy söylediğimi. İki kişi bu son 3 senede sadece ve sadece oturarak para kazandı. Biri İrem Sak bu film için. Diğeri kim? Sadece oturarak para kazanan mı? Hayır, diziden bahsediyorum. Ha, diziden bahsediyorsun. Yoksa söyleyeyim mi? Güzel. Aklına gelmeyebilir çünkü. 2 dakika ver bana. Hadi bekliyoruz 2 dakika. Son 2 senedir diyorsun. Yani. Demek ki eski işlerden biri değil. Yeni işlerden biri. Türk işlerine bakmazsın sen. Kastettiğim insan için 2 sene, 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene de bir olabilir. Hadi şimdi buradan çıkar. Yavrum benim bir numaram Stephen Hawking yani. Şimdi... Parayla mı derdi vardı adam? Kim? Brand the Broken. Ya o sürünüyordu bir şeyler yapıyordu o ya. Sürünmek değil. Bütün Game of Thrones kariyerini ya yatakta ya da o tekerlekli sandalyede geçirdi yani. Never skip the leg day. Fark etmez. İrem Sak da bu dizide ama bu filmde bize sadece oturaraktan yaptı. Güzel oynamış. Yani güzeldi bence. Hoşuma gitti. Oyunculuğu biraz kısıtlıydı ama güzeldi. Bu sahnede önemli olan şeyimiz bizim oradaki kolye. Evet. Kolye neden önemli? Kolye neden önemli bilmiyorum ama o kolye çok çirkin değil miydi? İğrenç bir kolyeydi. Evet. Ama filmin sonuna gelirsek kolye gelince her şey düzeldi. Devam etti. Kaldı yerde. Evet. Peki bu kolyenin film terminolojisindeki adı ne? Sonuç. MacGuffin. Yani? MacGuffin nedir biliyor musun? Hadi açıkla bize. Kolyedir. Ya da Pulp Fiction'daki bavuldur. Çantadır. Hmm. Anladın mı? Ne işe yaradığını bilmezsin. İçinde ne var ya bir gizemdir, yaratır. Hı-hı. Onun oradaki hangi obje ya da nesne olduğunun bir önemi yoktur. Ama bir şeyleri çözer. Ya da bir şeylerde sorun yaratır. MacGuffin efekt derler hatta buna. Tamam. Tamam. Şimdi bunu anladık. Peki bunu biz gerçek hayatta nasıl kullanacağız? Bu soruyu ben matematik öğretmenine sormuştum. Aha. Demiştim ki ya ben şimdi niye 14 ile 12'yi çarpmayabiliyorum diye akıldan. Evet. O da demiş ki hayatım boyunca böyle elinde şeyle mi gezeceksin, hesap makinesiyle mi gezeceksin demişti. Sevgilim matematik öğretmenim Hüseyin, soyadını hatırlamıyorum. Hüseyin bilmem ne. Şu hesap makinesi ha öyle geleceği tahmin etmeden konuşmayacağım. Mic out. Evet, bu sırada telefonunu kırmaya karar veren Selçuk'la karşı karşıyayız. Tamam. Evet, şimdi, MacGuffin'le birlikte bize bir sonuç sağlandı. Şimdi MacGuffin'in aklının bir kenarında dursun. Tamam mı? Durdu. Şimdi bu film, girişi yaptık, MacGuffin'i evet. Anlattık. Film Taylan Biraderler filmi. Evet. Taylan Biraderler, Yağmur'la Durul, çok iyi işlere imza atmış insanlar. Evet. Aynı kadroyla, evet. Vavien muhteşem bir filmdi. Bu filmdeki biraz daha şeyin hayal kırıklığı ondan dolayı geliyor. Herkes bir Vavien bekledi. Çok daha iyi bir şey bekledi. Çok evet, daha iyi bir çok şey daha bekledi. İyi bir şey bekledi. Ama bu daha farklı bir kulvarda bir film. Yani Vavien daha bir filmdi. Bu daha bir Netflix filmi gibi. Netflix için çekilmemiş olsa bile. Evet. Evet. Şimdi Taylan Biraderler aynı Coen Biraderler gibi. Gerçi onlar Coen Sisters oldu daha sonra ama belki Taylanlarda... Coen mi? Bir daha düşün istersen. Wachowski olmasın? Fuck. Evet. Şu anda... Bir de hissettim yani ne geldi. Evet çok yanlış oldu. Wachowski. Evet. Mevzu aynı Bulut'un söylediği gibi. Bireyin yalnızlığı. Evet. Tamam mı? Onu çok güzel bir şekilde hissettirmişler bu arada. Herkesin farklı bir yönden yalnızlık yaşadığını. O tatlıydı. Ben yani bunu... Aziz diye başlıyor. Sonra şeye geçiyor değil mi? Ne? İşte Kamuran yazıyor. Bir şey yazıyor orada. Evet o da devamlılığı olan bir şey değildi bence. Değildi, unutulmuş haklısın. Gibi bir yandan. Yok yani orada evet bir sıkıntı olmuş ama hani filmde ne anlatmaya çalıştıklarıyla alakalı. Ben anladığımı sanıyorum anlatmaya çalıştıkları şeyi. Şimdi birkaç tane de karakter var. Bir tane alt dallaması var. Bu ajans başkanı. Evet. Bayılırım ajans başkanlarına. Öyle bir ajans başkanı olabilir mi? Ya absürt ya film. Doğru diyorsun. Tamam evet. Bazı şey ben bu absürtü galiba anlamıyorum ya. Absürt senle ben gibi. Abuk subuk. Hayır. Konsept olarak ben bu kadar film izleyen bir insanım.
absürt film demek ki çok çok az izlemişim ki mantığa oturtamıyorum. O üçgen kare yuvarlak sokmalı şeyler vardır ya, o yıldız o girmiyor o üçüne. Şimdi absürt film çok yapılmaz çünkü çok tutmaz. Evet ama bu son dönemde gittikçe artıyor galiba. Yani yönetmenler hayat fazlarıyla alakalı bir şey. Artık bir yerden sonra bir şey denemek istiyor herif. Şimdi burada Alp'ten bahsedeceğim. Evet. Ajans başkanı böyle her yere kamera koymuş sapık. Evet. Ve ne yapıyor? Aziz'i izliyor. Aziz'i kaydediyor ve bundan da Aziz'le birlikte fenomen olmaya çalışıyor galiba. Ama ondan önce hep onu izliyor. Hatırla. Evet. Yani bir yere kadar şey yapmadı. Sinirlenene kadar Aziz'e bunu kullanmadı. Ama zaten kullanacaktı. Onu bilmiyoruz. Ama belki ben sapık. Öyle düşündüm. Yani ney? Orada mastürbasyonunu mu çekecekti ve kullanacaktı bunun üstüne? Ya da Aziz'e işte, aşık mıydı mesela? Olay tatmin olmak değil, mastürbasyon değil, izlemek. Heyecan yaşamak bundan mı? Peki sana başka bir soru sorayım. Alalım. Film boyunca. Evet. Aziz'i. Evet. Alp'ten başka kim izliyor? Aziz'i başka kim izliyor? Çocuk. Hayır. Uyurken izliyordu. O başka yerlere de girdi de neyse. Bir tane daha arkadaşı var, psikopat. Aziz'i aynı Alp'in izlediği gibi, manyak gibi biz izliyoruz. Fourth wall break. Yani şöyle düşün. Alp aslında orada belki de bizi temsil ediyor. Ben biraz öyle algıladım. Yani insanları biz izliye... Alp'i de izliyoruz. Biz herkesi izliyoruz. Ne alaka? Tamam zaten işte olay o. Bu bence fazla düşünme bir şey üstüne. Alp'i daha çok şey gibi düşün. Orada bence bir sosyal medyaya gönderi var. Yani, kesinlikle öyle, ona bir lafım yok. Şimdi manyak gibi açıp manyak gibi arkadaşlarımızı, tanıdıklarımızı, tanımadıklarımızı, ünlüleri izliyoruz. Evet. Tamam mı? Ve illa mastürbasyon yapmıyoruz. Mesela ben Brad Pitt'i de takip ediyorum. Hiç Brad Pitt'e mastürbasyon yapmıyorum. Aa, Brad Pitt mastürbasyon yapsa ne kadar izlenir? Yani o ayrı bir hikaye. Değil ama, mi arkadaşlar? Ama kime bakarak izledi, yaptı, o da önemli. Brad Pitt yapsa ne kadar izlerdiniz yazın şimdi yorumlara. Brad Pitt'in evet düşünsene yani Angelina Jolie ile beraberdi falan herif yani. Angelina'ya da bayılırım. Hala bayılırım ya. Yaşlandı maşlandı diyorlar ama umurum olmaz. O adam kime şey yapacak? Neyse. Erbil karakterine geliyoruz. Evet alalım. Erbil karakteri de Haluk Bilginer'in demin Bulut'un bahsettiği insanoğlu. Bu herif çok değişik bir karakter. Evet siz yani o melankolik tavırları, kendi kendine konuşması falan. Evet hep bir yalnızlığı anlatıyor. Eyvallah. Diyalogları geç böyle yani. Anlatıyor mu gerçekten Selçuk? Sen de haklısın. Ama bir yandan da anlatmıyor olabilir mi? Ama bir yandan tabii yok anlatıyordur. Evet haklısın bence de. Yani şöyle bir resim çerçevesi var. Çerçeveden birden konuşmaya başlıyor abla falan. Onunla konuşuyorlar ediyorlar. Hani absürt kısmı şu. O resim çerçevesindeki kadının Binnur muydu kadının adı? Binnur Kaya mıydı? Binnur Kaya da. Onun Kamuran'ın eve attığı kızla da konuşması absürt kısmı mesela. Diğer türlü hayal ediyor diye düşünüyorsun evet. Çünkü. Mesela dozunda bir absürt. En son sahnede de Aziz'in o eve taşındıktan sonra iki resmin birbirine bakıp bir tebessüm atmaları falan da hani o kısım tatlıydı. Zaten filmin en güzel kısımları onlar. Kamuş'la yaşadığı o konuşmalar. Yani kamış neden bıraktın? Gibi oluyor. Kamuş deyince hoşuma gitmedi benim. Kamura nasıl yürüdü bu? Çok iğrenç bir şey söyledin ya. İyi iğrenç. Benim söylemek istediğim yine Bulut'un sıçtığı benim ağzıma nokta şu. Bir ufak bir gönderme daha var. Kamuran kanser. Evet. Kamuran ölecek. Evet. Acı içinde. Ve acısından kurtulma. Aslında kanserden ölmüyor ve intihar ediyor. Evet. Aynı kaderi biz Erbil'de de görüyoruz. Hı hı. Erbil de kanser oluyor. Erbil de ölecek. Erbil de aynı kanserin acısını çekmiyor henüz. Ama kanser acısı gibi o aynı seviyede bir yalnızlık çektiği için intihar ederek ölüyor. Ama bir yandan da yalnızlığı da kansere benzetmişler herifler. Absürt kısmını kenara koyup delusion kısmı dersen eğer o resimdeki konuşmayı görüp de kendine yediremeyip bu hayatta tek yaşamayı çünkü hakikaten yalnızlık yaşıyor. Ama kız attı eve. Ha? Kız attı eve. Evet. Yani aslında bir şansını deneyeyim dedi belki de. Ama bir yandan da sana bu kadar negatif ya da nötr ya da seni hiç sevmeyen bakışları olan bir insana nasıl bu kadar aşık olursun soru işareti. Ya bilemezsin aralarındaki ilişkiyi. Belki annesi de öyleydi. O da onda onu gördü. Yani o şekilde bakarsan haklısın da bilmiyorum. Yani, bana çok mantıklı gelmedi. Yani yok yani oradaki gönderme hani aslında kanserin de yalnızlığın da seni öldüreceği ve acısının da aynı olduğu gibi benim algıladığım şekil. Hı hı. Güzel bir göndermeydi. Gerçekten yalnızlık da yani aynı kanser gibi ya da işte beyin tümörü gibi öldürebiliyor.
sonlara nasıl bağlamışlar? Erbil giderken bir not bırakıyor, bir anahtar bırakıyor şey Azize. Ve diyor ki işte... Bu ev senin. İstediğin zaman git takıl, yalnız kal. Tapu işleri öyle işliyor çünkü. Evet, bir de key böyle. Saman kağıda böyle yazmış böyle. Ama olsun, o da fark etmez. Şöyle bir şey var. Bu anahtar Erbil'i kimden kurtarıyor? Alp'ten. Alp de ne yavşak Alp bir isim. Ve şey... Alp ve yeğenden. Dur evet. Yeğene girmedik. Bir yeğene girelim, sonra bağlayalım sonunu. Hı hı. Yeğen var bir tane. Denyo diyorlar. Ya bu bir espri mi? Komik miydi? Hani güldüğüm sahne olabilir ha. Yani çocuk Denyo. Ya o bak, o çocukta da şöyle bir şey var. Çocuğun hali, tavırları, işte aslında yaptığı şeyin tam adı hani bullying yani. Anneye, evet, babaya ve herkese. Zorbalık. Ama bu zorbalığı da normalde biz babadan görürüz. Yani orada babayla çocuk rol değiştirmiş. Evet. Ve babadan görünce bu kadar şaşırmıyoruz da çocuktan görünce ne kadar şaşırdığımızı ve ne kadar çirkin bir şekilde gözüktüğünü fark ediyoruz. Artık çünkü babaya yapıştı bu. Baba böyle olabilir. Şeyi hatırlasana, Masumlar Apartmanı'ndaki iğrenç gerdan kıran babayı. Evet. Kafayı gömecektim, evet, kuşta. Yani aynı kafa. Yani bunu da böyle bir göndermeyle göstermiş. Biraz da orada puan toplamaya çalışmış film. Çünkü Evet, anladım demiş. Mesela şeyin, Barfix'in barını indirtip de onu dövmesi mesela, evet, komikti. Kimse de bir tane çakmıyor çocuğa. Niye, evet, çakmıyor? Çünkü aslında orada babayı temsil ediyor. Babaya da çakamazsın. Hani aslında yaparsın da hani yapmaman gerekir. İşte böyle bir hani küçükken filleri bağlıyorlar ya, o hikaye. Peki yani çakmıyor ama ona küfür ediyorlar. Azize diyor mesela ya, falan diye. Evet, küfür ediyor ama babaya da edersin öyle bir durumda. İçinden edersin, şeyden edersin. İçinden edersin. Ya da işte delirirsin, en fazla küfür edersin, ne bileyim yani. Hani orada öyle bir bağlantı gördüm. Boynundan ısırdı lan Azize. Oğlum adam uyurken... Dayım. Dayım. Adam uyurken yorganın altından çıktı. Yakarım burayı Allah falan yapıyordu farkındaysan. Yani hakikaten yumruklayasım geldi lan. İşte var böyle tipler. Yani o da sen yumruklayasın gelsin diye o çocuğu oynatmış ve çocuk iyi oynamış. Evet, o kısma lafım yok. Komedik zaten kıl olduğun için güzel olmuş kısmı. Bana bir şey hissettirdi en azından, evet, o şekilde bakıyorum, evet, ama Allah aşkına bir tokat atsalardı da bari bir oh deseydik, orada bir içimizin yağları eriseydi yani. İşte aslında McGuffey'nin sonradan ortaya tekrar çıkması. Mesela o kolyeyle boğsalar yok tamam. Pardon, çocuk. Anahtar. Çocuklar çok Aziz'in, değerli bizim için. Çok değerli, evet. Anahtar Aziz'in eline geliyor. Bir mektupla beraber Aziz artık yeni evine gidiyor. O evdeki kaderi de Erbil'in kaderiyle aynı olacaktı aslında. Yani bu sefer o evde yalnız olacaktı ama Alp'ten kurtuldu. Ve Alp'in sapıklıklarından kurtuldu. Tamam da aslında Alp'in de yaptığı bir şey yoktu bildiği kadarıyla. Alp zaten işte karda kaymaya gidiyordu, oraya gidiyordu, buraya gidiyordu. Onun gözünden bak, Aziz'in gözünden bak. Evi veriyordu ona. Ne kadar aslında güzel bir arkadaşlıkmış gibi gözükmüyor mu? Ama hayır, orada da Aziz Alp'i kullanıyordu. Yalan söylüyordu ona. Evin, evet, içinde istediğini yapıyordu. Evet. Yani Alp, Aziz de dürüst olmadı ki. Ama deseydi, olsaydı... Kafamı dinlemem lazım deyip. Olsaydı çok daha mantıklı olmaz mıydı? Olurdu tabii. Benim sıkıntım var derdim. Evimde böyle böyle. Orada gidip sadece oturuyorum. Ama o zaman belki o da gelirdi diye istemiyor işte. O da onun kendi tek başına diye kalmak istiyor. Yalnız kalmak istiyor. Yani yalnız kalmak istiyor. Kafa dinlemek istiyor güya. O zaman son sahneye mektubu okurken, kendini çok yalnız hissettiğin zaman benim şekerlerden bir tane ye, evet, deyip kolyenin oradan çıkması bir ha dedirtti. Ha dedirtmeyi çok önemsemeden o bağlama son noktayı, sonucu oradan vermiş olmaları hoşuma gitti. Ben yalnız hissettim, kolyeyi buldum, gittim sevgilimle barıştım. Sıkıntı şu, evet, yani Erbil'le aynı kaderi yaşayacakken kolyeyi buluyor, kıza gidiyor ve daha farklı bir hayata doğru gidiyor. Bu sefer yani elindekini kaybedince aslında kızın ne kadar önemli olduğunu onun, evet, için, hani kafa dinlemek için böyle bir şey yapması saçma olduğunu da anlıyor. Ama... Ya sen Erbil, sen nasıl bir şerefsizsin? Sen kolyeyi buldun, niye vermiyorsun çocuğa ya? Onun kafa gitti olarak bakıyorum. Kafa bilinçli falan yaptığını gitmedi zannetmiyorum. Öyle bir şey yok, hayır. Kafa falan gitmedi. Puşt. Öyle mi diyorsun? Ya da üst bir kimlik ve şey, ona bir hayat dersi vermeye çalışıyor. Ne? Benim filmle ilgili anladıklarım, anlatmak istediklerim bu. Evet,
daha iyi bir film olabilir miydi? Yani bu konu, bu kontekste bu şekilde zor. Gerçekten ben de onu düşünüyorum. Ama burada anlatmaya çalıştığı şeyi anlatmış mı herif? Anlatmış. Anladım işte ben. Anladık mı arkadaşlar? Yani neyse, uzatıyoruz. Yani kurtarır bir film ama oturup da ikinci defa izleyeceğim bir film değil. Buradan bunu anlıyoruz. Ben daha fazla Haluk Bilginer görmek istiyorum. Çok daha iyi yazılmış, çok daha directing kısmında hiçbir derdim yoktu bu arada. Hiçbir hani şurası bu ne kadar yanlış böyle bilmem ne falan filan. Renk koordinasyonlarının farkındasındır diye varsayıyorum zaten. Tabii ki. Evlerdeki sıcaklık, soğukluk bilmem ne falan. Hani onlar hoşuma gitti. Ama onlar mesela dikkatimi çeken şeyler sinematografi olaraktan. Ama konu belki absürt, ben daha alışamadım. Gittikçe Türk filmleri bu yönde ilerlerse absürt izleyerekten alışacağız diye umuyorum. Ben bu arada Haluk Bilginer'le sıkıldım artık ya. Ben sıkılmadım. Haluk Bilginer'in oyunculuğunu her gün yerim yani. Her gün veririm diyecektim. Evet. Ben sıkıldım ya. Bir müddet görmek istemiyorum yani herifi. O da ağlıyor şu anda. Sen çok beni görmek istemiyorum. Hakikaten görmek istemiyorum ya. Yok yok, daha çok Haluk Bilginer verin bize ama daha güzel yazın arkadaşlar. Yani arkadaşlar dedi, kaç senelik senaristlere düşündü yani. Egonun geldiği noktaya var. Islak kekim ben. 280 takipçim var. 280. Bana bakın. Oldu mu? 280. Hadi ya. Ha. Oğlum biz ünlü olmuşuz. Ben gidiyorum. Mic drop yerine pen drop bıraktı. Yani kaç, 5 mi dedin sen? Ben 4.8 dedim. Yani idare eder bir film. Kötü bir film değil, asla değil. Ama çok daha iyi olabilirdi düşüncesiyle zaten böyle bir konuşmayı yapıyoruz. Kanalda yeni videolar gelmeye devam edecek. Bizi izlemede kalın. Parmak atın bize, çok seviyoruz. Yorum yazın lütfen. Bana atın kesinlikle alttan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Tamam.